İçinde yaşadığı ve aynı zamanda iş yeri olan barakası yanınca zor durumda kalan 75 yaşındaki Yusuf Aygün'e Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen destek çıktı. İçinde yaşadığı ve aynı zamanda çay satarak geçimini sağladığı barakası yanınca zor duruma düşen 75 yaşındaki Yusuf Aygün'e Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen destek çıktı. Birikmiş elektrik borçları ödenen ve kendisine çayla şeker temin edilen Yusuf Aygün, devlet büyüklerinden de kalacak yer için destek bekliyor. Yusuf Aygün'le bir araya gelerek ihtiyaçlarını gideren Kahveciler ve Kıraathaneciler Oda Başkanı Ferhat Evsen, "İyilik iyidir ve bulaşıcıdır" diyerek Aygün'ün borçları için destek veren herkese teşekkür etti. 30 senedir orada kendi ekmeğini kazanan Yusuf dedemizin bilgisi bize geldi. Kendine ufak bir tezgahında barakası yanmıştı. Konteynerinin de elektriği kesikti. "İyilik iyidir ve bulaşıcıdır" dedik. Güzel ülkemin, güzel yurdumuzun, güzel insanlarına buradan teşekkür etmek için buradayız. Gerçekten hepsinden Allah razı olsun. 2 saat içinde elektrik faturalarını komple ödediler, geriye dönük. Borçları için kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden Yusuf Aygün, Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman'a seslenerek kendisine sıcak bir yuva temini için destek olunmasını rica etti. Evet, benim bu elektrik borcumu ödediler. Ben bu milletime çok teşekkür ederim. Allah peygamber hepsinden razı olsun. Sonra ben bu konteyneride kalıyorum. Bu konteyneri bana hibe etseler iyi olur. Sayın valimden rica ediyorum. Bana bir sıcak yuva kursa çok memnun olurum.